Ben e, devrin imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim çok etkilendim. E, i̇lk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz. Ve tövbe almak istiyorum. ben Yeni tam oldum hocam size. Ben 50, yaşında, 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşma dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı bir insanım. Caminin kafasından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruçta tutuyorum, zekat da veriyorum, yedi vakit namazda kılıyorum. Ee, işte Eski günlerden ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamandır şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki. Teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Hayırlı ve mutlu akşamlar. Değerli izleyenler, dinleyenler, yine yepyeni bir Heran Kur'an, Heran Mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Abdülce Barbaran bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız Muhterem Hocam? Hamd edersiniz, şükür ederiz. Allah razı olsun. Bizler iyiyiz inşallah. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyoruz, <laughs> şükür ediyoruz Muhterem Hocamız. Normalde bir kez daha yaşıyoruz. Dünya hayatı inşallah bugünkü konumuz Muhterem Hocam. Uygun görürseniz ilk istiyoruz. Hocam Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı nasıl anlatılmaktadır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk bizi bizleri bir araya getirdi. Hadis Suresinin 20. Ayet-i dünya hayatının ne olduğu ifade ediliyor. وَعَلَمُ اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْبٌ وَز۪ينَةٌ ve tefahurun beynekum ve ve Dünya hayatının oyun eğlence bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da çöp olur. Ayette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın var. İşte dünya hayatının peşinden koşanlar için Ahirette şiddetli bir azap vardır. Ama bu dünyada kişinin elde etmesi gereken nedir? Allah'tan mahfiret ve Allah'ın rızası. Dünya hayatı da altatıcı metadan başka bir şey değil. Öyleyse bu ayet-i kerimede Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası veya dünya hayatı. Tıpkı Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْيْقَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Vatmuna بِهَا وَالَّذِينْ مَعَيْتِنَا غَافِلُونَ Yunus 7'de onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Öyleyse Allah'ından mağfiret ve Allah'ın rızası ayetleri bilmekledir, ayetlere iman etmektedir. Ama ayetlerden gafil olmak mutlaka kişiyi dünya hayatına yönlendiriyor. Bu sebeple dünya müminin zindanı, kafirin cenneti. Neden müminin zindanı kafirin cenneti? Gerçekten mümin bu dünyada da mutluluk içerisindedir. Ahirette de cennete gidecektir. Ama müminin bu dünyada yaşadığı mutluluk ahiret mutluluğu yanında bir zindan hükmünde. Kafir bu dünyada da cehennemdedir, mutsuzdur. Ölüm sonrası hayatta da gideceği yer cehennemdir. Ama kafirin bu dünyada cenneti yaşaması, yaşanan sıkıntıların cehennem azabı yanında bir cennet hükmünde olması sebebiyledir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam dünya sevgisinden uzaklaşmadıkça Allah'a yaklaşmamız mümkün müdür? E tabi mümkün değil. Her gün Allah'a bu dünyaya dönük olmadığınızı, Allah'a dönük olduğunuzu Allah'ın günün yarısından fazla zikretmekle, ispat etmek durumundasınız. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zahitlerden bahsediyor. Ya yüllezine amenu şükrullaha zikren kesire. Allah'a çok zikirle zikredin. Yunus suresinin 7. ayet kelimesinde onlar ulaşmayı dilemezler. Onların ahirette nasibi yok. Şura 13'te kim ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Zümer 17'de tağuttan iştinab eden Allah'a yönelen kişileri allah Teala onlar için müjdeler vardır. Bu ayetlerin vacisinde şu sonuca ulaşabiliyoruz. Kalbimizdeki dünya sevgisini söküp atmadıkça ki kalbimizdeki dünya sevgisini söküp atmak kalpten ulaşmayı dilemek ve zikir yapmakla mümkündür. Söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisinin yerleşmeyeceği ifade ediyorum. Allah sevgisinin işareti o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Resul sevgisinin işareti de o kişinin Resul'e itaat etmesi, tabi olmasıdır. Allah ve Resul sevgisi dinin temelidir. Ve kalbinizde dünya sevgisini söküp atmadıkça yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ı seven birisidir. Dilemeyen kişi dünyayı seven birisidir. Her kötülüğün başı dünya sevgisidir her hayrın başı da Allah sevgisidir. Allah sevgisiyle donatılan bir kalp mutlaka o kişiyi Allah'ın kendisi için tayin-i ulaştırır. Dolayısıyla kalbimizdeki karanlıkların devreden çıkması, nurların gelip yerleşmesi Allah ve Resul sevgisiyledir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam Allah bizi dünyaya ait şeylerle mutlaka imtihan eder mi? Evet. Kesinlikle imtihanlar teslimin vasıtasıdır. Neden imtihan? Çünkü nefsimizin afetleri kesinlikle dünyaya dönüktür. Afetlerin hepsi Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiiller işlemektedir. Afetlerin hepsi dünya hayatının talep etmektedir. Ama allah Teala bizden teslim olmasını istiyor. Dolayısıyla teslimin önünde dünya bir engeldir. Şeytan da sadece bu afetleri azdırıyor. O zaman dünyada sahip olmak istediğimiz her şey kesinlikle bir imtihandır. Ya Allah'ı ya dünyayı Dünyayı istediğimiz an o bir imtihandır. İmtihanı geçebilmek mutlaka talebimizden vazgeçmemiz de mümkündür. Eğer hala dünyayı seviyorsak o zaman teslim olmamız mümkün değil. Sen Nusa Hazretleri buyuruyor ki faniyim, fani olanı istemem. Neden faniyim, fani olanı istemem? Dünya fani, ve ben dünya istemem. İstemiş olsa hemen imtihan devreye girer. Acizim aciz olan istemem. Ruhumu Rahman'a teslimini gayri istemem. Öyleyse bizim talep etmemiz gereken fani değil, aciz değil. Bizim talep etmemiz gereken Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ve müşride tabi olmakla teslimimizi gerçekleştirmek. Enfal suresinin 28. ayet-i Dünya hayatının bir fitne imtihan vasıtası olduğunu görüyoruz. وَعَلَمُ اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ Mallar ve çocuklar bir fitnedir. Fitne yani imtihandır. وَعَلَمُ اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ Fitne اَنَّا اللّٰهَ عَنْدَهُ اَجْرٌ Ama Allah'ın katındakiler en üst seviyedeki ücreti ifade ediyor. Bakara 155'te insanlar fizik bedenle dünya malını biriktiriyorlar ve dünyanın peşinden koştukları süre içerisinde de elbette zikretmeyeceklerdir. Dolayısıyla imtihan başlayacak. Ama Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde enne ma ve evladukum fitne veya başka bir şeyde Kehf 46'da el malu bel benune zinetil hayatı dünya el mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Yani dünyadır ve mal ve evlatlar da fitnedir, imtihandır. O zaman baki olan vel bakiyetu salihatu önde rabbikum. Salih olan amellerdir. Salih amel, nefsi salih amel zikirdir. Ya zikre, zikirde yarışacaksınız veya dünya malını elde etmekte bir yarışın içinde olacaksınız. Dünya malını elde etmekte yarışın içinde olursanız ahireti kaybediyorsunuz ama ayetin temini istikametinde bir gayret içinde olursanız her iki sevada kazanıyorsunuz. Zikir böyle bir sonuca bizi götürüyor. Allah Teala buyuruyor ki sizi korkuyla açlıkla maldan candan eksiltmeyle imtihan ederiz. Korku cehennem korkusu Açlık, dünya hayatının açlığı, mal ve çocuklar dünya hayatının eksiltmesiyle sizi imtihan ederiz. Ne yapın? Sabredenleri müjdeleyin. Bunlar birer imtihan, sizi mutlaka korkuyla açlıkta mal ve can ürün ve ürün eksikliğinde imtihan ederiz. Sabredenleri müjdeler. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki müminin her şeyi hayırdır. Hoşunuza giden bir şeyle karşılaştığı zaman ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir şeyle karşılaştığı zaman da buna sabreder. Bu onun için hayırdır. Sabredenleri müjdele. Öyleyse varlığa sevinmek, yokluğa yerinmek ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Varlığa sevilmem, şükrederim. Yokluğa yerinmem, sabrederim. Hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Allah'ın bizlerden istediği böyle bir durum devamlı Allah'ı dilemek inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuzluğunu son, tanıyan hocam konuyla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Uygun görürseniz bu videoyu Peygamber efendimiz bir hadisinde dünya sevgisi her hatanın başıdır buyuruyor. Sizce dünya hayatı insanları nasıl aldatır? Yani dünyada insanlar bir zamandan sonra alıştığı için öteki dünyayı düşünmüyorlar. Öteki dünya için hiçbir şey yapamıyoruz. Hep bir bahanelerimiz oluyor yani. Aldatacağını düşünmüyorum. Yani insanlar kendi kendini aldatır sadece. Dünya sevgisinin bir insanı aldatacağını ben içinde sevgi olan insan şeyin. Ee, insanların aldatacağını ben düşünmüyorum. Allah Teala güzelliklerle dolu bir dünya hayatı yaşamamız için tek bir şey istiyor bizden. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bu dileği hiç duydunuz mu? Beş vakit namazdan geçiyor. Allah bizi günde 5 beş, beş kere huzuruna çağırıyor ve bu şekilde ona olan sevgimizi belli etmemizi istiyor. Mesela namaz kılarsın yaklaşırsın Allah'a. Allah ulaşmak Allah'a dua edersen ulaşırsın. Ulaşma, dua etmezsen ulaşmazsın. Ya Allah tabii ki ulaşacağız ama Allah şimdi ayetinde diyor ki kullarım diyor aklınıza mukayet olun sizi benimle aldatırlar. Onu da söylüyor mu? Her zaman kalpten Allah'a ulaşmayı diliyoruz zaten yani. Ee, Allah Allah'a ulaşmak zaten insanlara huzur veren şey yani. Allah'a ulaşmak gerekir zaten yani. Ulaştığımız zaman huzurlu olabiliriz. Ne demiş ilk ayet? Oku. Okuyanımız var mı? Kesinlikle yok. Ama okusak kimse bizi aldatamayacak. Mustafa hocam, röportajda bir misafirimiz dünya hayatı insanı aldatmaz. insanlar kendi kendilerini aldatır dedi. İnsanlar kendi kendilerini nasıl aldatırlar Mustafa hocam? Evet. Gerçekten de Fatır Suresinin 5. ayet-i kerimesinde dünya hayatının aldatıcı olduğunu Rabbimiz buyuruyor. Ya yuhen nasu enne vaadı Allah hakkın Allah'ın vaadi haktır. Fela tegurunekmul hayatı dünya sakın dünya hayatı sizi aldat, aldatmasın. Fela tegurunekmul hayatı dünya ve sakın şeytan sizi Allah'ın göndererek aldatmasın. Ve ise eğer ayet-i kerime böyle ise Allah bize dünya hayatı sizi sakın aldatmasın diyorsa o zaman dünya hayatı aldatabiliyor. Neden aldatabiliyor? Çünkü nefsimizin afetleri hep dünyaya meylediyor. Nefsimiz hep dünyaya meyleder. Dünya malını ister. Dünyada Allah'ın yasak ettiği şeyleri ister. Kim dünyaya meylederse dünya sevgisi ahiret sevgisinden üstünse nefsinin emrindedir ve mutlaka ceza görür. Hazreti Ömer'in açıklaması şöyle. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki Allah dünyayı biliyor ama meylediyor. ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama müteahhit ediyor. Allah'a bilip isyan eden Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen kişi. Dünyaya bilip meyleden Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, şeytanı bilip itaat eden Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Dikkatle bakın Allah'a ulaşmayı dilememek üç tane negatif sonucu doğuruyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilememek Allah'a isyandır. Allah'a ulaşmayı kalben dilememek dünyaya meyildir. Allah'a ulaşmayı kalben dilememek şeytana itaattir. Ve bu insanlar kendilerini aldatıyorlar. İnsanlar kendini nasıl aldatırlar? Nisa 64'te nefslerine zulmederek yani Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyerek. Allah'a ulaşmayı kalben dilemediğiniz an Allah'a isyan ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı kalben dilemediğiniz an dünyaya meyil ediyorsunuz. Zikri unutuyorsunuz. Allah'a ulaşmayı kalben dilemediğiniz an şeytana itaat ediyorsunuz. Bu da kişiye kesinlikle kendisini aldatmasıdır, zulümdür. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yedi tane ayet-i kerimede kim dünyayı isterse veririz ama onları delalette bırakırız. Onlar için bir hidayetçi yok diyor. İşte dünyayı verse ayette nasibi yok. Dünya isteyenlere varacakları cehennem. Dünya isteyenin ayetle nasibi yok. Nasibi yok, nasibi yok vesaire. Kimdir dünyayı Allah istemeyen, dünya isteyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri yedi grup ayet kerimede Allah delalette bırakıyor. Onların için bir hidayet yok. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dünyaya meylediyor. ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan Allah'a isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan şeytana itaat ediyor. İşte Yunus 7 ulaşmayı dilemeyen Allah Teala onları delalette bırakıyor ve onlar için bir hidayetçi yok. Yani <laughs> ulaşmayı dilemeyen dünya hayatından razı olan şeytana itaat ediyor. Allah'a isyan ediyor. Ulaşmayı dilemeyen Allah delalette bırakıyor. Allah'a isyan, şeytana itaat. Ulaşmayı dilemen kesabı tüm bu ayetleri bunu bize bu hakikati ifade ediyor ise Allah Teala buyuruyor ki "Ey nefslerine zulmedenler. Eğer sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi." Dolayısıyla insanlar kendilerini nasıl aldatırlar? Dünyaya meylederek, Allah'a ulaşmayı dilemeyerek, şeytana itaat ederek Kendilerini mahvederler. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Muhterem evet. hocam bir misafirimiz Allah'a ulaşmak beş vakit namazdan geçer, geçiyor dedi. İnsanı Allah'a ulaştıracak en önemli ibadet namaz mıdır Muhterem hocam? <laughs> Allah'a ulaşmak beş vakit namazdan geçiyor dedi. Hayır. Bugün insan beş şartını yerine getiren ama hiçbir zaman kurtuluşa ulaşamayacak olan Binlerce insan var. İnsanı Allah'a allah ulaştıracak en önemli ibadet namaz mıdır? Hayır değil. İnsanı Allah'a ulaştıracak olan en büyük ibadet kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikirdir. Mutlaka Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde allah Teala üç çeşit zikirden bahsediyor. Birisi Kur'an ayetlerinin tilavet edilmesi. İkincisi namaz kılmak. Çünkü namaz insanı kötülükten fuşiyattan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyük. büyük. ise burada <laughs> iki tane hedef tayini var. Tebliğ ve zikir. Kişi bunu Allah'ın emrettiği biçimde hayatına tatbik ederse ancak nefs tezkiyesiyle ruh vücuttan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşır. Namazla hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşmaz. Miracı yaşayan en namaz eselatu miracil mumin namaz mumin miracıdır. Miracı yaşayanlar da yine nefs seskesini yapabilenlerdir. Nefs seskesi yoksa Allah'a ulaşmak yok. Nefs seskesi yoksa miraç da yok. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Ben hocam bir misafirimiz Allah'ın ilk ayeti oku ama okuyan yok. Okursak kimse bizi aldatamayacak dedi. Kur'an'da her, sorun Kur her sorunun cevabı var mıdır Kur'an'da her sorunun cevabı var ama şu anda bana bakarsan bir İslam ülkesindeyiz. İnsanların yüzde 60'tan fazla, yüzde 70'e aşağı yukarı Kur'an okuyor, biliyor. Ama herkes birbiriyle kavgalı. Nebiyya Sultanı Peygamber Efendimiz'in hayır men taallemel Kur'an meallemehu En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten hadisini Arapça lafzından okuyan ve okumayı öğreten kişi olarak anlıyorlar. Hayır değil. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir dediği zaman Kur'an-ı Kerim'in yed lafsi manasını ve yedi ruhunu öğrenme öğretendir. Bu da ancak kalben ulaşmayı diledikten sonra kişi kesinlikle lafsi manasını öğrenir bir dilekle ruhunu öğretmekte ancak ve ancak bu dileği başkasına ulaştırmakla gerçekleşir. Her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Öyleyse bildiğini amel etmek kesinlikle o kişinin bu dileği yaymasıdır. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Helaken illa alimun İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Kimdir bu alimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Helekel alimun illa amilun. E, alimler de helak olur, İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler Allah'ın yolunda hizmet edenlerdir. Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Öyleyse görüyoruz ki mutlak surette muhlislerden olmak kaydıyla Allah'ın güzelliklerine kavuşabiliriz. Allah'ın oku dediği, Allah'ın o muhlis kulları yani neyle okurlar? Allah'ın isminin ile okurlar. Oku demiyor sadece. Iqra bismi rabbikellezi. Rabbinin ismiyle oku. İhlas sahibi kul Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyor. İhlas sahibi kul Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın isminin zikirle okuyor. Öyle bir insan için her şey Kur'an-ı Kerim'de var mı? Evet kesinlikle var. Ulu elbab için her şey Kur'an-ı Kerim'de var. Belki bilmeyebilir ama bilen Allah'tır. Allah'a sorma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla o kişi içinde her şey Kur'an-ı Kerim'de vardır inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bu hocam konuyla ilgili bir videomuz daha var. Uygun görürseniz onu yayınlamak isterim. İnşallah. Allah çayla dünyada mutluluk zannedilen şeylerin aslında geçici zevkler olduğunu, kalıcı mutluluğu elde etmek istiyorsak Allah'ın ismini Allah 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 diye zikretmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun farz olduğunu biliyor musunuz? farz olduğunu bilmiyordum. Zikir çekmenin farz olduğunu bilmiyordum. Bütün dünyadaki bütün var olan bütün canlıların hepsi zaten zikir çekiyorlar. Bizim de çekmemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar da çekiyoruz zaten. Çalışırken hu diyorum veya Allah diyorum şu anda. Ya yani onu yapıyorum. Bunun farz olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi vallahi biliyorum ama söylüyorum yani. Şimdi çalışırken veya bazen yürürken veya olta atarken yani onları söylüyorum. Ama Kimse beni başka şeyle kandıramaz mesela. Benim de bir aklım var. Allah zikretmek çok sevaptır. Yani ne kadar Allah zikredersek, Allah'ın adı ne kadar dilimizden, kalbimizden, gönlümüzden geçerse o kadar günahlardan alıkoyuluruz. Allah zikrettikçe yüreğimizde sevgi doğacağını, dolacağını düşünüyorum. Muhtar hocam röportajda bir misafirimiz dünyada var olan bütün canlılar zikret, zikir çekiyorlar. Bizim de çekmemiz gerekir dedi. Yaratılan her şey Allah'ı zikreder mi? Muhtar hocam. Evet, yaratılan her şey Allah' zikrediyor. İsra 44'te Allah Teala yedi kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. Şimdi cansızlar var, bitkiler var, hayvanlar var. Cansızlar atomlardan oluşuyor. Tekvir suresinin 15 ve 16. ayetlerinde Allah Teala'nın sünnetullahı, hünnes ve künes kanunlarıyla kainatı kuşattığını biliyoruz. Her şey bu iki kanuna dayarıdır. Her şey atomlardan oluşuyor. Ve en küçük atom hidrojen atomu merkezinde bir çekirdek hünnes ve etrafında 10 üzeri eksi 13 cm uzaklıkta eliptik yörüngede doğanı elektron künnes. Hünnes, merkezi çekirdek künnes, cevelaniden hareket halinde olan elektron. İşte bu elektron hareketini yapabilmesi için eliptik yörüngede tam bir dolanım yaparken iki kere Allah diyor. Allah diyor çünkü Allah'ın katından rahmet o elektrona ulaşıyor. Allah diyor tekrar ulaşıyor. Allah diyor tekrar ulaşıyor. Yani hareketini zikirle yapıyor elektronlar. E, bütün atomlar merkezi şekil ederek belli yörüngelerdeki elektron sayısı ile idame oluyorlar. O zaman bütün cansızlar Allah'ı tesbih ediyor. Neden zikir demedik? Çünkü elektronların iradesi yok. Neden tesbih dedik? Çünkü elektronlar külli iradeyle Allah'ın ismini tekrar ediyor. İradeleri yok ama bir külli irade var onlara bu ismi tekrar ettiriyor. Bitkiler de öyle. Bitkiler de nihayetinde atomlardan oluşuyor ve bitkiler de Allah'ın ismini tekrar ediyorlar. Onlara o ismi tekrar ettiren külli irade. Hayvanlar da Allah'ın ismini tekrar ediyor. Hayvanların da Allah'ın ismini tekrar etmesi kendi iradeleriyle de iradeleri yok çünkü hayvanların. Ne iradeleri var ne de ruhları var. İradeleri bir ruhlar yok. Sadece ve sadece nefs ve fizik bedenleri var ama onlar da Allah'ın ismini tekrar ediyorlar. Bu Allah'ın isminin tekrarında en çok zikreden cansızlar, bitkiler ve hayvanlar. Ama biz insanlar da bu varlıklar aleminde yaşıyoruz. En az Allah'ı zikreden insanlar. İşte Allah Teala bizlerin de külli iradenin konu dünyada seçilenler en son hedefleri külli iradenin kontrolünde tesbihe ulaşmak. Bizden o isteniyor. Ama bizim o noktaya gelebilmemiz kendi irademizle zikre başlamamız. Bir insanın kendi iradesiyle zikre başlaması o kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi ve Allah'la diye ismini zikretmeye başlaması lazım. Bu mürşidine ulaşmayan insanlar da kalbinde yüzde ikilik nur oluşturur. Ama mürşidine ulaştıktan sonra o yüzde ikilik nurla birlikte Hazırlar kapte toplanmaya başlar. 15 bin zikirle yüzde yedi, 17 bin zikirle yüzde 14, 19 bin zikirle yüzde 21, 21 bin zikirle yüzde 28, 23 bin zikirle yüzde 35, 25 bin zikirle yüzde 42 ve 33 bin zikirle %33. 33 bin zikirle %49. Böylece nefsin manevi kalbi %51 nurlanıyor. Bu tek bir dilekle kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytan %51'ini artık tesir edemez. Şeytanın etkisi altında %49'u bir alan söz konusu. O zaman yaratılan her şey Allah'a zikreder mi? Sualin cevabı evet. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir misafirimiz zikrin farz olduğunu bilmediğini ama çalışırken aklına geldikçe Allah dediğini söyledi. Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan zikir kişiye fayda sağlar mı bu Allah'a ulaşmayı kalben dilemeden yapılan zikir derecet kazandırır. Çünkü kiramen katibe melekleri hem kalbimizdekini hem de aksiyonlarımızı yani aksiyonlarımızı kayda alıyorlar. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı kalben dilemeden aksiyonlarımızı aldıkları için kişi Allah diyor, onun derecatını alır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden bu işi yaptığı için de onun karşısında derecat kaybeder. Dolayısıyla ulaşmayı dilemeden yapılan zikir ona fayda vermez. Allah ulaşmayı dilemeden ne yapsa o kişi zikir yapıyorsa ondan faydalanır. Ama derecat kazanır. Ama aynı seviyede olmaz. Yani kurtuluşa ulaştıramaz. Derecet kazanıyor. Fakat nefs tezkiyesini sağlamıyor. Allah ulaşmayı dinemeden yaptığı için. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir misafirimiz Allah'ın adını ne kadar zikrederse de günahlardan o kadar alıkonuyoruz dedi. Zikir insanları günahlardan nasıl uzaklaştırır Muhterem Hocam? Gerçekten doğru. Hin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinden لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَتْنَا وَاَسْفَلِ سَافِل۪ينَ اِلَّا لَّذ۪ينَ آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ Ama 6. ayet-i kerime bu sualin cevabını veriyor. Nefs seskesi ve tasfiyesi zikirledir. Şeytan size hiçbir kötü fiili zikir boyunca yaptıramaz. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün Karanlıkları da kapı dışarı edersiniz. Zikir boyunca mutluluğu yaşarsınız. Zikir insanı mutlaka mutluğa ulaştıran yegane vasıtadır. Demek ki şeytan zikir yaptığımız sürece karanlıkları nefsimizin kalbine girmesine mani olur nefsimizdeki bütün karanlıklar kapı dışarı eder. Zikir boyunca Allah'ın katından nurlar kalbimize gelip yerleştiği için biz o süre içerisinde mutluluğu yaşarız. Allah razı olsun. Allah sizden söz olsun. Mutluluk Hocam o gün görseniz izleyicilerimizden gelen sualler var. İnşallah. Bir izleyicimiz Mutluluk Hocam dünyayı kalbimize koymadan dünyada yaşamayı nasıl başarabiliriz? Allah razı olsun. Dünyayı kalbimize koymadan dünyada yaşamak zikirledir. Evvela kişi kalben ulaşmayı dilemek Diledikten sonra zikir yapacak. Zikrettiğiniz süre içerisinde kalbinizde dünya yoktur. Allah vardır. Allah içinsiniz. Zikrettiğiniz süre içerisinde kalbinizde cennet de yoktur. Allah içinsiniz. O sebeple her dünya dünyada, ehli yukba her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. Siz Allah diyorsanız kesinlikle her şey sizin. İşte Abdülkadir Gelini Hazretleri gafiller dünyayı. Kimdir gafil? Zikretmeyenler. Zahitler ukbayı. Kimdir zahit? 13 saat zikredenler. Ama bana Allah'ım gerek. Arifler de 24 saat zikredenler. İşte onlar da ariflidirler. Dolayısıyla arifler hem dünyanın mutluluğunu yaşarlar hem de cennetin mutluluğunu yaşayacaklardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz Mütterim Hocam. Dergahlarda namaz kılarken Efendimizin videosu arkasında namaz kılmamız gerektiğini biliyoruz. Bayanlar olarak bizim dergahımız olmadığı için evlerde sohbet yapabilmekteyiz. Bizim evde yaptığımız sohbetlerde nasıl namaz kılmamız uygun olur? Allah razı olsun. Normal yine bilgisayarınız varsa Efendimizin namaz videosunu açacaksınız ve o şekilde sanki Efendimizin arkasındaymış gibi namaz kılacaksınız inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Biz de işimiz Muhterem Hocam gece Efendimizin sohbetini açıp yatarsak uyurken feyiz nuru alabilir miyiz? Allah razı olsun. Yani dinlemeniz lazım. Çünkü sohbeti dinleyenlerin kalbine efendimizin başının üzerindeki salah nurundan dinleyenlerin kalbine nur girer. Siz dinlemiyorsanız o zaman muhakkak faydası vardır ama kalbinize ne kadar nur girer onu bilmiyorum ama nurun girmesini istiyorsanız gelen feyzen faydalanmak istiyorsanız sohbeti dinlemeniz lazım. Konsantre olmanız lazım. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bizim ezmiz muhtemelen kuşluk namazının vakti ne zaman ne zamana kadar kılınabilir? Allah razı olsun. Kuşluk namazının vakti öyle ezanı yani öyle ezanından bir saat önce. Ama daha sonraki dönemde de kılınamaz mı? Mecbur kaldıysanız. Şartlarınız bunu şartlar bunun sizi buna zorladıysa öyle ezanı okunmayıncaya kadar da kılabilirsiniz. Fakat eftal olan, kıymetli olan öğle namazından bir saat evveline kadar kılmarak kılmaktır. Fakat imkanlarınız el vermedi. Bacil sebeplerden dolayı bu sürede namaz kılamadınız. Ama henüz öğle namazının de ezanı okunmadı. Ezan okunmadan evveline kadar da kılınabilir mi? Evet. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz Muhtar Hocam. Hazreti İsa'nın Dünyayı kendinize efendi edinmeyin ki o da sizi kendisine köle etmesin. Servetinizi kaybolmayacak yerde toplayın. Sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Dünyayı kendinize efendi edinmeyin. Yani kalbinizden dünya olmasın. Kalbinizde dünya varsa siz dünyanın kölesisiniz. Hep söylemiştim. Allah dünyayı vahediyor. ediyor. Kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Öyleyse o zaman kimdir dünya için çalışan ulaşmayı dilemeyen? Dünyanın kölesi olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Allah için olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, dileyenlere dünya köledir. Ulaşmayı dilemeyenler dünyanın kölesidirler. Tekrar ediyorum. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler dünya onlara köledir. Ama kalben ulaşmayı dileyenler için dünya onlara köledir. Dilemeyenler için onlar dünyanın kölesidirler. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam müsaadenizle Azerbaycan'dan Asiman Nezirov bize bir görüntülü sualılaştırmış. İnşallah. Assalamu alaykum, rahmetullah ve berekatum. Mühtərm hocam, sizi çox ama çox sevirik qalbimizdən əfəniniz. İnşallah Gülko kanallarınızdan hörmətlə vəsiyyət öpürük. İnşallah izniniz varsa bir sual arz etmək istəyirik. Mühtərm hocam, Allahdan dünya nemətlərini istərkən nəyə diqqət etməliyik? Allah sizdən sonsuz razı olsun. Sizi çox ama çox sevirik qalbimizdən inşallah. Allah razı olsun bizə. Seni çok seviyoruz. Şahsında bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah'tan dünya nimetlerini isterken nerede dikkat etmemiz lazım? Bakara 200 ve 201'de. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ve qina azabennar. İşte bu dua bizim hem dünyada hem de ahirette hasene istediğimiz. Ama bazı insanlar var ki ve minen nas men yakulu rabbena atina fi dunya bize dünyada ver ma lehum fil ahlimi kadak anların ahirette nasibi yok. Dünya için kazanıp da kazandığınız şeyleri nefsiniz istikametinde kullanırsanız dünya hayatı size bir zehirdir. Ahirette nasibiniz yoktur. Dünya malını Allah yolunda kullanmak için istiyorsanız bütün kapılar size açıktır. Cennet kapısı da açıktır. Öyleyse dünyayı ahiret için kullanmak dünya ahiretin tarlasıdır. Tekrar ediyorum, dünya ahiretin tarlasıdır. Siz eğer ahiret ekinini dünyadayken ekerseniz, ahirette onu biçersiniz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyayı ahiret için kullanacaksınız. Dünyayı ahiret için kullanmanız halinde bütün kapılar size açıktır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, virt açarken sayı yerine zamana göre yapsak olur mu? Allah razı olsun. Olur tabi ama bir kere şöyle yapabilirsiniz. Saat tutun ve bir saat içinde yaptığınız zikri sayın. Ne diyelim? Bir saat içinde siz 11 bin çektiniz. Tamam. Ondan sonra artık saymanıza gerek yok. Saat zikri yapabilirsiniz. Bileceksiniz ki bir saat zikir yaptınız, evet 11 bindir. İki saat zikir yaptınız, 22 bindir. Üç saat zikir yaptınız, 3, 33 bindir. Yani kısacası anlayacaksınız ki evet her saatte 11 bin zikir yapabiliyorsunuz. Ondan sonra saymanıza gerek yok. Saat zikriyle ne kadar zikir yaptığınızı da zaten hesaplayabilirsiniz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz, Muhtar Hocam yanlış anlamadıysam, dünyevi problemlerimizle ilgili hacet namazıyla Allah'a sual ulaştırabiliriz. Bu halde Allah'tan cevap hangi şekilde gelir, nasıl anlayabiliriz? Allah razı olsun. Yani eğer bir bilinmeyen gaybi bilgi öğrenmek istiyorsanız, o zaman istiare namazı kılmanız lazım. Eğer hacet namazıyla Allah'tan yardım istiyorsanız, o zaman dileğiniz nerse, o dileğin olması istikametinde hacet namazı kılacaksınız. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Biz izleyicimiz, Mustafa Hocam, ben ve kız kardeşim tabiiz, annem ve babam tabi değiller ve negatif davranış sergiliyorlar. Ben yanlarına gittiğimde Allah'ın Allah'ın emretiği şekilde davranıyorum. Bir problem çıkmıyor. Ancak kardeşim onlarla yaşamıyor ve annem babam negatifliği artırıyor. Bu koşul altında anne ve babama görüşmeye devam etmem uygun olur mu? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, annem baban negatif davranıyor. Kur'an-ı Kerim'deki hüküm gayet açık. Annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. O zaman annem baban şirkte ulaşmayı dilemedikleri için. Sadece o konuda dini konuda itaat etmeyeceksin. Ama dini konuda itaat etmemen ne rağmen anne babana ihsanla davranacaksın. Dünya hayatında güzel geçineceksin. İhsanla davranmak Allah için şartsız onlara hizmet etmektir. İhsanla davranmak. Dolayısıyla tamam onların negatif düşüncesi, görüşü onlarla Allah arasında. Sen onunla ilgilenmeyeceksin. Sen o konuda ona itaat etmeyeceksin ama annem babana dünyevi noktada hizmet edeceksin. Marufla davranacaksın. İşte hemen ayet-i kerimeleri size göstermek istiyorum. Lokman 15, Ankebut 8 ve İsra 23. Bu ayetlere beraber bakalım ne diyor. Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Ama dünya eten sahibi humma. Fi dünya mağrufen. Dünya eten olan mağrufla iyi geçin yani. Onlara her türlü hizmeti yap karşılıksız bedelsiz. Ama annem baban şirk içindeyse git ona surat az, git ona isyan et, git ona kötülük yap değil. Sadece o noktada ona itaat etmeyeceksin. İtaat edersen sen de müşrik olursun. Yine bu 8 Veseynel insane bi valideyi Anne babasına en güzel şekilde davranmasını vaset ettik. Emrettik. Eğer onlar hakkında bilmediğin bir şey bana şirk koşarsa seninle mücadele ederlerse o takdirde o ikisine itaat etme. Ve yine İsa 23'te Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı anne baba ihsanla davranmanızı kazayeti etti, takdir etti hükmeti. Eğer o ayet-i kerimin bütününü okuyalım. Eğer onlar ikisi veya bir tanesi senin yanında ihtiyarlarsa onlara öf bile demeyin diyor. İsra suresinin evet senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Her ikisini azarlama onların kerim güzel yumuşak söz söyle. Gayet açık ortada. Yani Sadece o konuda itaat, dini konuda itaat etmeyeceksin. E tamam sen ve ablan Allah'a ulaşmayı dilemiştin, tabiyetinizi gerçekleştirmişsiniz. Annem babam bu konuda sizi çevirmeye kalkarsa yapmayacaksın. Ama bu demek değildir ki anne babana ihsanla davranmayacaksın. Onlara en güzel şekilde davranacaksınız. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam bazen yorgunluktan dua edecek halim kalmıyor. Ayet ve sure okumadan Türkçe dua etsem olur mu? Allah razı olsun. Olur ama Kur'an-ı Kerim dua namazlar namaz sürelerini bilmiyor mu? Yok tamam. Yani daha iyi bir yani öğren tamam şu anda bilmiyorsun ama bu ilelebet senin bilmeyeceğini öğrenmemeni devreye koymaz yani. Şu anda bilmiyorsun. Allah'a ulaşmayı kalben dile tövbeni gerçekleştir, zikir yap ve öğrenmeye çalış. Şu an öğrenmediğin süre içerisinde yapabilirsin. Ama senin vazifen öğrenmek sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi Kur'an'ın da emri. Kur'an Kasas suresinin 85. ayet-i kerimesinde bu Kur'an sizin üzerinize farz kılındı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Mümin akkadın, verkeye Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek farzdır. Öğrenmek ve öğretmek farzdır. Muhakkak Kur'an sana farz kılan elbette seni döndürecek yere döndürecek. İşte Kur'an'ı farz kılmış. Sen burada bir mazeretin sahibi olamazsın. Şu an belki bilmiyorsun ama öğrenmek üzere harekete geçmelisin, öğrenmek durumundasın. Öğrenmezsen kesinlikle Kur'an'ın sana bahşettiği müjdelerin sahibi olamazsın. Bunun tersi olan azabı çekmekle mükellefsin. Şu anda kırmızıdan diyelim ki araba kullanıyorsun. Kırmızıdan geçtin. Ben bunun yasak olduğunu bilmiyordum diyebilir misin? Sana ehliyeti veren bunu söylemiştir. Ve allah da sana kutsal kitaplara da bildirmiş ve bunu sana açıklamak üzere de Resul göndermiştir. İkisinden yüz çevirirsen o zaman azabı hak ediyorsun. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen Hocam izleyicimiz tekrar bildiriyor. E, namaz kılarken değil sadece normal dua ederken diye e, Türkçe dua okusam olur mu diye soruyor. Tabii normal Türkçe dua okur. Tabii her dilediğin duayı Türkçe yapabilirsin inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir i̇zleyicimiz Muhterem Hocam, Allah'ın yolunda başkaları için yaşamak ne demektir? Hastalar ve parasızlar nasıl başkaları için olabilir? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, herkes başkası için olabilir. Hastalar da ne yapabilir? Kendisi için dua ettiği gibi başkalarına dua edecek. Sakatlar mı başka? Ee, hastalar ve parasızlar nasıl başkaları için ve olabilir? Parasızlar. Parasızlar da onlara benim param yok ama duam var onlara dua edecek, her taraftaki insanlara dua edecek. Yani siz karşılıksız başka insanlara ne sunuyorsanız Allah onu kendisine kabul ediyor. Vallahi sizden onu istiyor. Başka bir şey istemiyor. Paranız yok, tamam. Allah sizden paranızı istemiyor. Neyiniz var? Güler yüzünüz var. Güler yüzünüzü gösterin. Güler yüz göstermek başkaları için yaşamak mıdır? Evet. Güzel söz söyleyin. Güzel söyle söylemek başkaları için yaşamak mı? Evet. Yani onları mutlu edin. Sadece insanlar parayla mutlu olmaz. Bir güler yüz, bir kahve ikramı, her şeyle insanlar mutlu olur. Onları mutlu ettiğiniz an siz Allah için olursunuz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam müsaadenizle Balıkesir'den Hüseyin Bey bize bir görüntülüsü olacak. İnşallah. Allah. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Mübareklerinizden sonsuz hasret ve hürmet öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Muhterem hocam, müsaadenizle inşallah benim sualim, bugünün insanların mutsuz ve huzursuz olmasının sebebi nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun muhterem hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketü. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Hüseyin kardeşim biz de seni çok seviyoruz. Şu aslında bütün Balıkesirli kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. İnsanların huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında Kur'an'dan uzaklaşmaları nefs tezkesi ve tasvisi yapmamaları sebebidir. bunu araştırmasını yapmak için Başvurulması gereken en sağlam kıstas 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaşadığı Kur'an-ı Kerim hayatına bakmak lazım. Bugünkü mukayla yaşananlarla mukayese edildiği zaman 14 asıl evvel Kur'an'ın bütününe tabi olmuşlar. Sahabe Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mümteyni 12'ye göre hepsi mürşide tabi olmuş. Anam 71'e göre hepsi ruhunu teslim etmiş. Alman 20'ye göre hepsi fizik ucu teslimi yapmışlar. Zümer 18'e göre nefs teslimi. Bakara 139'a göre ihlas. Köbe 100'e göre irade teslimi. Ve asıl saadetli yaşamışlar. E bugün bunların yerinde yerler esiyor. Yedisi de yok. O zaman 14 asır level onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Mutlu insanlar oldular. 14 asır sonra bütün bugünün insanlığı 7 milyar insan huzursuz ve mutsuz. Çünkü 7 safanın 7'sini de yaşamıyorlar eğer yaşayabilseler mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonra söz olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam çok canım sıkılıyor. Etrafımdan kıskançlık duyuyorum, hayattan soğuyorum. ibadet edemiyorum. Efendimiz'i eskisi kadar dinleyemiyor ve zikir yapamıyorum. Aynı zamanda kalbimden dünyayı atamıyorum. Rüzgarda savrulan yaprak gibiyim. Derslerime de hiç önem veremiyorum. Her şeyi yarada bırakıyorum. Ne yapmalıyım Allah razı olsun. O zaman çevrendeki kardeşlerimizden yani bu negatif koşullardan kurtulman için mutlaka etrafında bu işleri en güzel şekilde yapan kardeşlerimiz var. Bu durumunu onlara anlat ve onlardan yardım iste. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Başlangıç noktasında bulunan çocuklarınıza emrediniz. Sonra amel noktasında onlarla birlikte yapınız. Sonra sonra kesinlikle nasihat ediniz. Öyleyse emretmek, onlarla birlikte yapmak ve nasihat etmek. E nasihat fayda verirse elbette nasihat. Ama örnek olmak onlarla birlikte yapmayı gerektiriyor. Onları kendine örnek al ve de ki bak şunlar şunlar ben yapamıyorum. Bu konuda yapmam istikametinde bana nasıl yardımcı olursun? Onlar mutlaka sana söyleyeceklerdir. Onlarla birlikte yaparsan Yavaş yavaş nasıl aküsü biten bir araba o akünün çalışabilmesi için çalışı aküsü çalışan bir arabaya bağlanıyorsak bir bağ, kordonla sen de öyle bir yap beraber yapın. Birlikte belli bir süre yaparsanız o şevki, ihtiyaki kazanırsın. Ondan sonra sen de tek başına yoluna devam edersin inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Sultan hocam müsaadenizle Balıkesir'den Ali Erenşen bize bir görüntülü ulaştırmış. İnşallah Selam ve güle güleler bereket hocam. Bu bereket ederinize Sizleri çok ama çok seviyorum. İnşallah benim Salim Allah'ın ilmi bol yağmura benzer hadisini açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Selam ve güle Allah'ın ilmi bol yağmura benzer. Bu ilim hidayet ilmidir. Hidayet ilminin yedi safhasına ulaşabilmek mutlaka zikri gerektiriyor. Zikrettiğiniz süre içerisinde rahmet partikülleri, rahmet, fazıl ve selavat kalbine geliyor. Bunu ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Ee, biz diyeceğimiz Muhterem Hocam davranış biçimleri ile tebliğin önemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bir tebliğ yapan kişi söylediklerini yaşamıyordur. Bir tebliğ yapan kişi söylediklerini yaşıyordur. Her zaman tesirli olan kesinlikle söylediklerini yaşayabilen insandır. Mesela Peygamber Efendimiz savaşa gidecek ve kendilerininle birlikte savaşa katılmasını istiyor sahabenin. Bazıları katılıyorlar, bazıları katılmıyor. Bu katılmayanlar Peygamber Efendimiz sahabesi zaferle döndüğünde gidip ona ulaşıyorlar. Biz bu sefer hata yaptık. Bizim için Allah'tan mağfiret dile bir dahaki sefere geleceğiz. Ama Allah yine kalplerine bakıyor. Diyor ki hayır. Bunlar kalbinde olmayanı diliyle söylüyorlar. Dolayısıyla bizim yaşamayan bir insanın dilden bir şey söylemesi bir kar etmez. Yaşamak lazım. Yaşamak da ancak ayetlerin kalbimize indirilmesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam bazen yaşadığımız dünyevi olaylar bizi üzebiliyor. Bu üzüntüden kurtulmak için ne yapmalıyız? Zikir yapmalısınız. Negatif olayların tesirinden kurtulmanın yegane vasıtası zikir. Yani zikri arttırırsanız kesinlikle şeytanın sizin üzerinizdeki tesirini azaltırsınız. Zikri arttırırsanız dünyanın da dünyada gelen negatif olayların sizin üzerinizdeki tesirini azaltırsınız. Zikir, zikir, zikir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Kanka hocam bize ulaşan çok sayıda dua talebi var. İnşallah bugün de geldik programımızın sonunda son sözleri size bırakıyorum. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka her Kur an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı ve mutlu geceler değerli izleyenler.